Herkese merhaba, kanalım Güzellik ve Bireciğe hoş geldiniz. Bugün doğal makyaj, makyaj yokmuş gibi makyaj, hiç kendi belli etmeyen makyaj, artık ne diyorsunuz bilmiyorum. İstediğiniz ismi verebilirsiniz. Ben doğal görünümlü makyaj diyeceğim. Doğal görünümlü makyajla sizlerle birlikteyim. Genel olarak ten makyajı odaklı bir makyaj bu. Çünkü göz makyajı kendini hemencecik belli ediyor biliyorsunuz. O yüzden ten makyajı üzerinde daha çok durulan, cilt tonunu eşitleyen ve taze, doğal bir görünüm yakalamayı amaçlayan bir makyaj bu. Açıkçası birazcık da böyle pratik bir makyaj olmasına çalıştım. Çünkü böyle bir makyaj yapacaksanız muhtemelen kolay bir şey olmasını beklersiniz. Yani oturup 10 saat makyaj yapıp sonra hiç makyaj yapmamış gibi görünmenin manası nedir bilmiyorum. O yüzden biraz pratik bir şey olmasına da çalıştım. Umarım başarabilmişimdir. Laf ağzımda evelemeden gevelemeden nasıl yaptığımı anlatmaya geçiyorum. Makyajıma direkt fondöten uygulayarak başlıyorum. Fondöten olarak Max Factor'ın Skin Luminizer fondötenini kullanacağım. Ben cildimi öncesinde nemlendirdiğim için baz sürme ihtiyacı hissetmedim. Bu zaten sabitlenen bir formüle de sahip. Fondöten mat bir çişli gibi görünüyor aslında ama değil. İçinde çok ufak ışıltıları var. O yüzden cildinizi matlaştırıyor ama ölü gibi de göstermiyor. Far bazı olarak Catrice'in far bazını kullanıyorum. Bu biraz içinde pigmenti de olan bir far bazı olduğu için hem göz çevresini aydınlatmak için kullanacağım ben onu, hem de sonrasında birazcık tutsun diye işte farı. Çok far uygulayacağımızdan değil ama. Göz altlarımı aydınlatmak için Notun BB concealer'ını kullanacağım. Bu oldukça yoğun formülü ve hızlıca sabitlenen bir kapatıcı. Ben bunu kuru bir makyaj süngeri yardımıyla dağıttım ki parlama yapmasın, fondöten uyumlu olsun, mat olsun diye. Fakat kuru makyaj süngeriyle dağıtmak zor oluyor. Dediğim gibi çok hızlıca sabitleniyor çünkü kapatıcılığı da çok kuvvetli. Far olarak The Balm'ın Meet Matte Far paletini kullanacağım. İlk olarak Matte Smith rengini tüm göz kapağıma uyguluyorum. Bu aslında ten rengi olan bir far. Bunu alternatif olarak Wet n Wild'ın Creme Brulesi'nde kullanabilirsiniz. Herhangi bir ten renginde açık renkli mat bir far işinizi görecektir. Hemen yanındaki açık kahverengi farı kullanarak gözlerime birazcık derinlik kazandırıyorum. Bu çok lazım olan bir aşama değil aslında. Aceleniz varsa rahatlıkla atlayabilirsiniz. Ben sadece gözlerimin çukurluğunu birazcık ortadan kaldırmak için kullanmak istedim. Hemen ardından The Balm'ın Shady Lady Far paletindeki Jet Setting Jennifer rengini alt kirpik hizama uyguluyorum. Bunun için yumuşak uçlu bir fırça kullanıyorum. Herhangi bir içinde hafif sime olan ama çok belirgin simleri olmayan aydınlık bir farı alt kirpik hizanıza kullanabilirsiniz. Rimmel London'ın Scandalize ten rengi göz kalemiyle gözlerimin içini aydınlatacağım. Rimmel kullanamadığımız için gözlerimiz birazcık küçük kalabilir bu makyajda. Onu önlemek adına gözleri birazcık iri göstermek için ten rengi göz kalemi yardımcı olacaktır. Essence'ın kaş kalemiyle kaşlarımı da güzelce dolduracağım. Çok koyu yapmak istemiyorum fakat yine de belirgin olsunlar istiyorum. Çünkü ifade çoğunlukla orada toplanacak, gözler boş kaldığı için. Bol bol tarıyorum ki doğal bir görünüm versin. Sonrasında Dirty Works'ün çift taraflı kapatıcısını kullanacağım kaşlarımın altını aydınlatmak için. İnce uçlu bir fırçayı alıyorum ve kaşlarımın altından hafifçe geçiyorum. Çok belirgin olmasına gerek yok. Sadece kaş kontürünün vurgulanması için benim ihtiyaç duyduğum bir aşama ama çok da şart değil zaten. Kontürlü allığı bir arada çıkarmak istiyorum. O yüzden Soleil Maxi bronzerını kullanacağım. Geniş uçlu bir fırça yardımıyla elmacı kemiklerimin hem biraz altına hem de biraz üstüne gelecek şekilde uyguluyorum ki bu sayede hem kontür hem allık olsun ve cilde sıcak bir görünüm verebilsin. Fırçamın ucunda kalanları da alnımın kenarlarına hafifçe uyguluyorum. Ruj olarak ise Catrice'in Luminous Lips serisinden 120 numarayı kullanıyorum. Ben bu tarz makyajlarda gerçekten dudak renginde olan rujları seviyorum. Yani ten rengine yakın olan değil de hafif pembemsi olan rujları seviyorum. Bu ruj ilk sürüldüğünde birazcık parlak oluyor. Fakat bunu bir peçete yardımıyla güzelce alacağız. Peçeteye fazlasını alıyorum. Işıltılı kısmını alıyorum rujun. Sonrasında parmağım yardımıyla
tekrar güzelce dağıtıp sabitliyorum dudağıma. Gördüğünüz gibi ne rimel ne de pudra kullanmadım. Çünkü zaten bunlar sabitlenen formülde kapatıcı ve fondöten olduğu için pudra kendini çok gösterecekti, doğal durmayacaktı. Rimel kullanmamamın sebebi de doğal görünümlü makyajda rimelin ne işi var? Kendini çok belli eder diye rimel de kullanmadım. Evet, bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım faydalı olmuştur. Günlük hayatınızda kullanmaya teşvik edici bir makyaj olmuştur. Ama yine de bu tarz makyajlar tercih ediyor olsanız bile haftanın birkaç gününü makyajsız geçirmenizi öneririm ki cildiniz dinlenebilsin. Yüzünüze her gün fondöten uygulamak kesinlikle tavsiye ettiğim bir şey değil. Zamanla gözenekleriniz genişlemeye başlar. Hani buna her gün işte makyaj yapın diye önermedim. Öyle bir makyaj değil. Sadece aceleniz olduğunda ama çok abartılı görünmek istemediğiniz ya da çok uğraşmak istemediğiniz günlerde yapmanız için önerdim. Tırnaklarım, ojelerim, efendim söyleyeyim aksesuarlarımla ilgili her türlü bilgiyi aşağıdaki açıklama kutucuğunda bulabilirsiniz. Kullandığım ürünler hakkında detaylı bilgiler de yine orada. Sosyal medya hesaplarım da orada. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Çin çin, çin çin, çin çinliyorlar.